Nizamül Mülk, yani devletin düzeni. Dönemin Abbasi halifesi Kaim bin Emrillah tarafından bu ünvanla onurlandırılan Büyük Selçuklu vezirinin devlet için önemini anlatmaya ona layık görülen bu ünvan bile yeterlidir aslında. Gerçek isminden çok ünvanıyla tanınan Nizamül Mülk, 10 Nisan 1018 tarihinde Horasan bölgesinin Tuz kentinde doğdu. Asıl adı Ebu Hasan bin Ali et-Tusi'dir. Kimi kaynaklara göre İranlı, kimi kaynaklara göre ise Horasan Türklerindendir. O devirde sadece Türk soyundan gelenlere verilen Atabey ünvanının ona da verilmiş olması, Türk olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Babası Ali bin İshak, o dönem Gaznelilerin idaresinde olan Horasan valisinin hizmetinde bir devlet görevlisiydi. Bu sayede iyi bir eğitim gördü ve dönemin ünlü hocalarından dersler aldı. Horasan tamamen Selçukluların eline geçince de Selçukluların hizmetine girdi. Horasan Meliki olan Çağrı Bey ile iyi ilişkiler geliştirdi ve zaman içerisinde takdirini topladı. Öyle ki Çağrı Bey, Nizamül Mülk'ü oğlu Alparslan'a takdim ederken onu bir baba gibi görmesini istediği rivayet edilir. Çağrı Bey'in vefatından sonra kısa sürede idari ve siyasi kabiliyetleri nedeniyle Alparslan tarafından 46 yaşındayken Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Sultan Alparslan, ordusunun başında fetihten fetihe koşan tam bir savaşçıydı. Bu askeri faaliyetlerinden dolayı yeterince zaman ayıramadığı devlet işlerini bizzat Nizamül Mülk devam ettirmiştir. Böylelikle Nizamül Mülk bir veziri çok aşan derecede etkili bir devlet adamı olmuş, devlete siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda birçok yenilik getirmiş, adeta Sultan Alparslan'ın sağ kolu haline gelmişti. Üstelik tüm bunları saraydan çıkmayan bir devlet adamı gibi değil, Alparslan'ın yanında savaş alanlarındayken yapmıştır. Alparslan'ın bütün fetihlerinde kılıç sallayan Nizamül Mülk, sadece görevli olarak İran'da bulunduğu için Malazgirt Savaşı'na katılamamıştı. 1072 yılında Alparslan'ın beklenmedik şehadeti üzerine, onun vasiyetini yerine getirerek veliahtı Melikşah'ın tahta geçmesi için mücadele etti. Sultan Melikşah'a muhalefet eden ya da baş kaldıran şehzadelerin disiplin altına alınmasında büyük hizmetleri oldu ve bu dönemde devlet içinde düzen ve asayişin korunmasını sağladı. Henüz 18 yaşında tahta geçen Sultan Melikşah, devletin yönetiminde ona çok geniş yetkiler vermişti. Bu nedenle devlet işlerini genel olarak yine Nizamül Mülk yerine getirmiştir. Nizamül Mülk'ün akıllı, tedbirli ve adaletli yönetimi sayesinde de Melikşah'ın saltanat dönemi aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti'nin de en parlak ve en şanlı dönemi olmuştur. Nizamül Mülk göreve geldiği günden itibaren devlet düzenine dair pek çok değişiklik yaptı. Geniş yetkilerini kendi çıkarları için değil, hep halkın refahı için kullandı. Özellikle adalet işlerine büyük önem göstererek mahkeme teşkilatlarını yeniden düzenledi. Ordu alanındaysa ikta adı verilen, yani toprakların bir devlet görevlisine verilmesi ve karşılık olarak asker yetiştirmesi istenmesine dair sistemi getirdi. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda da uygulanan bu sistem sayesinde, önceleri Türk boylarının katılımıyla oluşturulan aşiretlere dayalı Selçuklu ordusu, yerini düzenli askeri birliklere bıraktı. Nizamül Mülk, bunların yanında eğitime de özel önem göstermiştir. Günümüzdeki üniversiteler diyebileceğimiz yüksek öğretim yapan medreselerle tüm ülkeyi donatmıştır. Bağdat, Belh, Nişabur, Herat, İsfahan, Basra ve Musul gibi değişik yerlerde kurdurduğu, kendi ünvanıyla anılan Nizamiye medreseleri sayesinde ilmi alanda da bölgedeki üstünlüğü Selçuklulara kazandırmıştır. Bu medreselerde neredeyse 1000 yıl önce
durumu olmayan öğrencilere sağlanan yurt ve burs hizmetleri dünyada bu konudaki ilk uygulamalardır. Maliye anlamında da örnek adımlar attı. Devletin parasının gereksiz hiçbir işe harcanmaması için Türk devletlerinde ilk kez gelir gider raporlarını hazırlatan yönetici de Nizamülmülk'tür. Aynı zamanda gerek ülke içinde bulunan adamları, gerekse düşman devletler içerisine gizlice yerleştirdiği casusları sayesinde uçan kuştan haberi olurdu. Oluşturduğu bu geniş bilgi akışıyla Türklerde ve dünyadaki ilk istihbarat teşkilatının kurucusu olmuştur. Ayrıca astronomi ve takvimin ıslatı ile ilgili çalışmaları, Celali takvimi denilen yepyeni bir takvim sisteminin kurulmasına yol açmıştır. Nizamülmülk'ün günümüze kadar gelen en büyük mirası, şüphesiz ki Siyasetname adlı eseridir. Sultan Melikşah'ın isteği üzerine, sonraki nesillerin faydalanması için yazdığı bu eser, sadece onun fikirlerini anlamak için değil, aynı zamanda dönemin özelliklerini yansıtması itibariyle hala tarihçiler ve siyaset bilimciler için çok önemli bir kaynaktır. Siyasetname'de sultana sadece öğüt ve tavsiyeler vermekle kalmamış, bir devlet sisteminin nasıl olması gerektiğine dair somut ve uygulanabilir bilgiler vermiştir. Gerçekleştirdiği tüm bu değişiklikler, yüzyıllar sonrasında bile bütün Türk-İslam devletlerinde uygulanmaya devam etti. Türklerin devlet yapısına kattığı yeniliklerle bir cihan imparatorluğu haline gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun yoluna ışık tutanlardan biri olmuştur. Önce Sultan Alparslan'a 9 yıl, ardından oğlu Sultan Melikşah'a 20 yıl olmak üzere toplam 29 yıl aralıksız vezirlik yaptı. Hayatının son yıllarındaysa Hasan Sabbah ve Haşhaşiler ortaya çıktı. Selçuklu topraklarını bir hastalık gibi saran ve içeriden çürüten Haşhaşilerle mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmek istediyse de onun bu mücadelesi bir bakıma da sonu oldu. Alamut Kalesi'ni kuşatıp buradaki şer yuvasını dağıtmak için düzenlediği sefer sırasında dilekçe vermek bahanesiyle yanına yaklaşan İbni Tahir isimli bir Haşhaşi fedaisi tarafından ucunda zehir olan bir hançerle 14 Ekim 1092 tarihinde hançerlenerek 74 yaşında şehit edildi. Devlet yönetiminde aklın ve bilimin öncülerinden biri olan Nizamülmülk, günümüzde bile sadece Türk-İslam tarihinin değil, dünya tarihinin de gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından biri olarak kabul edilmektedir.